Kıymetli misafirlerimiz, Şuurlu Öğretmenler Derneği Şanlıurfa Şubesi'nin hazırlamış olduğu 2. Eğitim Şurası'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء açıklarımızı kapatmak için çok çalışmamız gerektiğini hepimiz biliyoruz. Kapsamlı bir toplumsal yapılandırma içerisine girerek herkesin kendi alanında yapabileceğinin en iyisini yapmasına fırsat vermeliyiz. Mühendislerimizin motor üretmesini teşvik etmeliyiz. Ziraatçilerin tarımda çağı yakalamaları için güçlerine güç katacak teşvik ve destekler vermeliyiz. Bir hekim kendi alanında sahip olması gereken bütün yeterlilikleri üzerinde taşıyor olması gerekir. Sanayici işine sımsıkı sarılmış, yeni teknolojileri takip eden, insan kaynaklarına ilişkin yönetim bilimini özümsemiş, donanıma sahip olmalıdır. Eğitimciler, ahlak ve maneviyat sahibi, bilgi ve donanımca kendisini ispatlamış ve aynı zamanda İnsanlar arası ilişkilerde tolerans kültürünü benimsemiş, yeterliliklere sahip olmalıdırlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli misafirler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Akşamın bu güzel vaktini bize ayırdığınız için hepinize ayrıca teşekkür ediyorum. Önemli bir konu, önemli bir yaramız, hepimizin içinde olduğu ama hepimizin de şikayetleri olduğu bir alan, eğitim konusu, bizim marif davamız, bir türlü gözüne, içeriğine giremediğimiz, dahil olamadığımız marif davası. Hep şikayet ediyoruz toplumdan, insan kalitemizden, gençliğimizden. Ama hepsine de bakıyoruz, bu eğitim sisteminden geçiyorlar. Allah'ın masum bir yavru olarak yarattığı tertemiz, bembeyaz, berrak bir sayfa gibi sunduğu bir yavruca 3-4 yaşından itibaren anne babalar tarafından elinden tutuluyor ve bu sisteme dahil ediliyor. Adam olsun, sosyalleşsin ve topluma, ailesine, devletine, milletine faydalı birer birey olsun diye sunuluyor. Ama gel gör ki ne veriyoruz veya neyi veremiyoruz da bu eğitim sistemine dahil olmuş bu insanlardan şikayetçi oluyoruz. Bunun gerçekten birazcık sorumluluğu hisseden herkesin şöyle bir kafasını iki elinin arasına alıp ciddi bir şekilde muhasebesini yapması gerekiyor. Bugünkü bu panelimiz de bu anlamda bir gayretin göstergesi. O yüzden ilgililere,
bu işe emek veren arkadaşlara ayrıca teşekkür ediyorum. Kitle iletişim araçları her şeyi deşifre ediyor. Ama kitle iletişim araçlarının bir de mantalitesi var. İletişim fakültesi öğrencilerine ilk öğrettikleri kurallardan biri var. Köpeğin insanı ısırması bir olaydır ama haber değildir, haber değeri taşımaz. Fakat insanın köpeği ısırması hem olaydır hem haber değeri taşır. Dolayısıyla öğretmenler üzerinden gerçekleşen pozitif olaylar olaydır. Ama çok haber değeri taşımadığı için medyada maalesef çok yer bulmuyor. Ama negatif olaylar, olumsuz olaylar çok yer buluyor. Çok yer bulduğu için de maalesef öğretmenin itibarı ve imajı büyük ölçüde zedeleniyor. İşin dediğim gibi iletişim araçları ya da medya tarafı var. İtibarı medyayla doğrudan ilişkilendirmekte yarar var. Bir de ilişkilendirmemiz gereken ikinci bir husus var. Öğretmenlerin memurlar içerisinde belki de sayısal çoğunluk anlamında başat yeri üstlenmiş olması. Yani yaklaşık 900 bin öğretmen var Türkiye'de. Bu 82 milyon nüfus içerisinde %1'den fazla ediyor. Neredeyse hiçbir meslek grubu %1'den fazla değil. Yani dışarı çıkıp yürüdüğünüzde çarşıda bir saat içerisinde 3-5 öğretmene rastlayabilirsiniz. Ama 3-5 doktora rastlayamazsınız, 3-5 subaya rastlayamazsınız. Dolayısıyla öğretmenlik mesleğinin popülaritesini düşüren unsurlardan biri de sayısal çokluktur.